Bismillahirrahmanirrahim. Babu er-reculu yeteharreku sinnuhu. Hel yeşüddüha biz-zehebi emla. Bu bab şunun beyanındadır ki er-reculu bir adam yeteharreku sinnuhu, dişi oynar. Hel yeşüddüha biz-zehebi, altın ile onu bağlar mı emla bağlamaz mı? Yani caiz midir değil midir? Dişler sallanıyor. O dişleri altında mühkemleştirecek, tutacak, altından bağ vuracak ki dişler sallanmasın. Caiz mi değil mi? Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, قَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الرَّجُلُ. Bir adam hakkında nasıl ihtilaf etti ki, يَتَحَرَّكُ سِنِّهُ, dişi oynar. فَيُرِيدُ اَنْ يَشُدَّهَا بِالزَّهَبُ. Onu altın ile bağlamak istiyor. Fetva istiyor. Caiz midir, değil midir? Nas bunun hakkında ihtilaf ettiler. Kale Ebu Hanife, İmam-ı Azim buyurdular ki, لَيْسَ لَهُ ذَٰلِكُ. O adama bu olmadı. Caiz değildir. Peki altın ile bağ caiz değildir. Ya gümüş ile? وَاَنْ يَشُدَّهَا بِالْفِضَّةِ كَذَٰلِكُ. Gümüş ile bağlasa o da caiz değildir. Ne altın ile bağlamak caiz, ne de gümüş ile bağlamak caiz, dedi. Neden? Altının ve gümüşün istimali insana haram ya. Binaenaleyh o dişinde altın istimal edecek yahut gümüş istimal edecek, bu caiz değil. Gümüşün üç yerde istimali caiz. Birisi hatem istimal ederse, ismini yüzüğe yaptırıyor, onu da yüzük yaptırıyor, parmağına takıyor. Bir bu. Bir de kılıcının kabzesini gümüşten yaptırıyor ki harflerde pasmos tutmasın. Bir de bu. Bir de kemer, mıntıka. Yani beline bağladığı, kılıcına astığı bayış var ya, onun kemerini gümüşten yaptırıyor ki paslanmasın. Bir de bu. Bu üç şey caiz. Başkası caiz değil. Yüzük. Evet. Ne? Yüzük, şeyin, kemerinin, mıntıka, kemerinin kaşı. Kemer kaşı. Bir de kılıcın kabzası. حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. Bu rivayeti de İmam-ı Tahavi diyor ki, bana Muhammed bin el-Abbas rivayet eyledi, ona da Ali bin Ma'bed rivayet eylemiş, o da İmam Muhammed'den işitmiş. İmam Muhammed de İmam Ebu Yusuf'tan, o da İmam-ı Azem'den işitmiş. İmam-ı Azem'in iştihadi bu merkezde olduğunu bu rivayette ispat ediyor. وَقَالَ أَصْحَابُ الْاِمْلَى. Fakat kitap yazanlar, Ashab-ı İmla ki İmam-ı Azam'ın kitaplarını imla edenler, eser tedvin edip de İmam-ı Azam'ın mezhebi şudur diyenler bunlar ki bunlardandır ki مِنْهُمْ بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ. Bişr-i bin-i Velid bunlardandır. Evet. Bunlar dediler ki, o da kimden Bişr-i bin-i Velid? An Ebi Yusuf, an Ebi Hanife. O da İmam Ebu Yusuf'tan, o da İmam-ı Azem'den rivayet eylemiş ki اَنَّهُ لَا بَاسَ اَنْ يَشُدَّهَا بِالذَّهَبِ. Altın ile bağlamakta beis yoktur. Şimdi İmam-ı Azem'den iki rivayet geldi. Birisini İmam-ı Muhammed rivayet ediyor. İmam Ebu Yusuf'tan, o da İmam-ı Azem'den caiz değildir. Birisi de Bişr bin-i Velid Ebu Yusuf'tan, o da İmam-ı Azem'den rivayet ediyor ki caizdir. İmam-ı Azem'den iki rivayet geldi. وقال محمد بن الحسن. Fakat İmam Muhammed'e gelince o dedi ki لا بأس أن يشدها بالذهب كذلك. Altın ile onu bağlamakta beis yoktur, dedi. Yani gümüş ile caiz olduğu gibi kezalik ona getiriyor. Altın ile de beis yoktur. Şimdi burada iki kavul var. İmam Muhammed'e göre caiz. İmam-ı Azem'den de iki rivayet var. Bir kavle göre caiz, bir kavle göre caiz değil. İmam Muhammed İmam-ı Azem'den rivayet etmiyor. İmam-ı Muhammed'in kendi iştihadı. Kendi iştihadına göre caiz. İmam-ı Ebu Yusuf de kendisinin burada bir kavlini zikretmiyor. İmam-ı Ebu Yusuf kiminle beraber? İmam-ı Muhammed'in emmi, yoksa İmam-ı Azem'in emmi, bunda bir kavlini beyan etmiyor. Yalnız İmam-ı Ebu Yusuf'ten iki rivayet geliyor. İmam Muhammed diyor ki İmam Ebu Yusuf bana dedi ki İmam-ı Azem bunu caiz görmedi. Bişr bin Velid diyor ki İmam Ebu Yusuf bana dedi ki İmam-ı Azem bunu cevaz gördü.
Şimdi bu iki ravinin hangisi daha kuvvetli? Muhammed ibn İmam Muhammed'e mi? İmam Ebu'l-Süt'te rivayeti daha kuvvetlidir. Çünkü Bişr ibn-i Velid rivayette sika olmakta İmam Muhammed kadar değil. Binaenaleyh kuvvetli rivayet İmam-ı Azem'in cevaz vermemesi. Kuvveti bu. Şu halde caizdir değildir ihtilaflı olduğu. Ve kâne minel hücceti lâbi hanife. Peki İmam-ı Azem için bir hüccet arasak caiz değildir dediği rivayet sabit olur ise deliline. Bundan iki rivayet var ama birisi caizdir, birisi değildir. Caiz değildir dediyse bunun delili ne diyor? Bunun için gelen olan hüccetlerdendir. Fi kavlihi lezî revâhu Muhammed Ebu Yusuf anhu. İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf'ten, o da İmam-ı Azem'den rivayet etmiş olduğu kavlde caiz değildir dedi. İşte onun lehine olan hüccetlerdendir ki ennehu kadneha aniz-zehab vel-harir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altından ve ipekten nehyeyledi. Feneha en istemalihima, onların istemalından Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Ve kâne mâ neha anhu minel-harir, ipekten men etmiş olduğu, nehyetmiş olduğu şey gaddehele fihi libasuhu, libas ona dahil oldu. Yani altın istemali caiz değil. Şey, ipek. İpek nedir? İpeği giymek. İpeği giymek caiz mi? Değil. O libası ipekten nehyledi Peygamber Efendimiz. İpeği giymek de ona dahil. Ve asbül cerahi bihi. Yarasını ipekle sarmak o da ona dahil. Bir adam elbiseyi giymiyor ama yarasını ipekle sarmış. İpek kumaşla sarmış. O da ona dahildir. O da caiz değildir. Şu anda bir adamın yarası var. Başka bir şeyle sarmıyorlar da ipekli bir kumaşla sarıyorlar. O da haram. Ameliyatta ipekle dikiyorlar. Ameliyatta çok iyi ameliyatlar. Fekezalike, öyleyse böylecedir. Mâ neha anhu min istemâli zeher. Madem ipekin giymesi haram, yarayı sarması haram olursa, öyleyse altın da öyledir. Altının zinet için istemali de böyle. Onunla tedavisi de böyle. Evet. O da caiz değildir. فَكَذَٰلِكَ مَا نَهَا عَنْهُ مِنْ اِسْتَمَالِ الزَّهَبِ. Altının istimalinden nehyettiği de böylecedir. يَدْخُلُ ف۪يهِ وَنَهْيَ دَاخِلْدِرْ شَدُّ السِّنِّ بِه۪ Dişi altın ile bağlamak ona dahildir. Bir adam altın zinet kullanıyor, caiz değil. Altın yüzük kullanıyor, altın bilezik kullanıyor, caiz değil erkeklere bu. Peki buna dahil olduğu gibi Hüccet-i Muhammed'in, İmam-ı Muhammed'in lehine olan hüccetten oldu. فِيمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكِ. Bu mesele hakkında zahip oldu ya, caizdir dedi İmam Muhammed. Peki onun lehine olan hüccetten oldu. Kimin aleyhine? عَلَى أَب۪ي حَن۪يفَةَ ف۪ي رِوَايَتِهِ عَنْ أَب۪ي يُوسُفَ عَنْهُ. İmam Muhammed İmam Muhammed'in lehine, ki İmam-ı Azem Ebu Yusuf ondan rivayet ediyor, ondan da İmam Muhammed rivayet ediyor, caiz değildir diyor ya, işte onun aleyhine, o caiz değildir dediği rivayetin aleyhine İmam Muhammed caizdir dedi, kendisinin lehine olan hüccettendir ki اَنَّمَا ذُكِرَ مِنْ تَعْصِيبِ الْجَرَحِ بِالْحَرِيرِ. Yarayı ipekle bağlamak bunun zikri. اِنْ كَانَ مَا فَعَلَ لَاَنَّهُ عِلَاجٌ لِلْجَرَحِ. Eğer yaranın ilacı odur, ipekle bağlamaktır. Eğer bunun için bağlamışsa fela bense bihi. Bunda beis yok. Öyle bir yara ki başka bir kumaşla olmuyor. Ancak ipek kumaşla bu yara bağlanılabiliyor. Böyleyse bunda beis yoktur. Lenne zâlike deva. Bu devadır. Ad-darurat tübihül mehsurat. Bu zaruret var. Başka bir şey olmuyor. Öteki kumaşlar olmuyor. İlla ipek olacak. Öyle bir yara. Vakıtta mübahtır bu. Kemâ ebâhe Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem li Zübeyr ibn-i Avam. Nitekim Peygamber Efendimiz Hazreti Zübeyr'e mübah kıldı. Ve Abdurrahman ibn-i Avf. Abdurrahman ibn-i Avf'a da rivayet kıldı. Neyi? Lübsel harir. Haririn lübsünü, ipekin lübsünü. İpek giymeyi halal kıldı. Ne için mübah kıldı? Minel hikketi illeti kânet bihima. Onlarda bir kaşıntı peyde oldu. Bu kaşıntı geçmedi. O kaşıntının geçmesi için ipek giymelerine müsaade etti. İpek o kaşıntıyı önlüyormuş. Bak, ipek giymek haram olduğu halde zaruret için onlara müsaade buyurdu.
Niye zaruret var? Deve olduğunda. Öyleyse bu devre olur diyor. Ya adamın yarasına başka bir kumaş sarsalar olmuyor. İpek sarsalar oluyor. O vakitte ipek sarabilir dedi. Caizdir. Kezalike asaibül harir. İpekle yaraları sayılmak da bunun gibidir. Kaşıntı için giyilirse yara içinde sarılır. Ne vakitte ama bu? Mutlak değil. İmkâneti ilâcen lil cürhi. Yaraya ilaç ise doktor diyor ki ipeke buna bu yaraya sarmak ipek de vardır. İpeği sarın derse o da tabibi müslimi hazık olacak. La ile tayin bir adam değil. Kafir olmayacak. Bir. Cahil olmayacak. Tıbbi cahil olmayacak. İki. Tabibi müslimi hazık. Bir de o mahareti var. La ile tayin bir adam var. Hakiki doktor biliyor. O da diyor ki ipekten başka buyla bir şey sarılmaz. O vakitte caizdir diyor. Evet. Ne için ilaç oluyor? Li tekille müddetu. O yara müddeti az olsun tezden eğlensin diye. Kema enne sevbel harire nitekim ipek elbise ilaç olduğu gibi ilacun lilhekke kaşıntıya ilaç olduğu gibi. Öyleyse felâ be'ese biha onda beis yoktur. Ve in yekün ilacen lilcuhi. Eğer bu yaraya ilaç olursa ipeki sarmak fekânet hiye o olur vesaire ipek sarkı vesairul asayif diğer sarkılar olur fizalik bu mesele hakkında sevaen müsavi olur feye mikruha ve in yekün dedi ki bu ve in yekün eğer bulunur ise bu şey yücedi manasına ve in yekün olursa yani bulunur ise ilacen lil cürhi yaraya ilaç bulunuyor o ipeki sarmadan başka bir ilaç bulunabilirse ipeki sarmak diğer kumaş hepsi müsav oldu hepsi mekruh oldu diğer öyle bir yara ki o yaranın başka türlü ilacı var. Hiç sarkıya lüzum yok. Bu vakit daha başka sarkıyı sarmak, ipeği sarmak lüzum kalmıyor. Kalmazsa o vakitte ipeği sarmak caiz olmaz. Fekânet hiye o ipek sarkısı vesairul asayip diğer sarkılar olur. Fizalik bu mesele hakkında sevâen müsavu olur. Fehye mekruha. Bu mekruhtur. Ya bunun dediği ki ipekten başka sarkı olmuyor. Başka ilacı da yok. O yaranın başka ilacı yok. Sarkı sarılacak. Sarkı da ipekten başkası olmuyor. O vakitte mübah olur. İlaç. Darura tübbeül mesuret. Ona itiraz yok ki. Evet. Fekezalike ma zekerna mine zeheb. Altın, şimdi ipeki beyan etti ya. Altını da buna kıyas ederiz diyor. Altından da zikrettiğimiz böylecedir. İnkâne yuradu minhu. Eğer o dişleri altın bağlamaktan murad olunursa ki ennehu la yuntil. Altın teaffün etmez, kokmaz. Şimdi dişleri oynuyor. Dişlerini altından niçin bağlıyor? Koku olmasın diye, kötü koku olmasın diye olursa. Kemâ tüntinul fidda. Gümüşle bağlasa koku yapıyor. Altınla bağlasa koku yapmayacak. Teaffün etmeyecek. Öyleyse felâ be'se bihi. Altından dişlerini tutturmakta beis yoktur. İmam Muhammed'in delili de bu. Gümüş koku yapar, altın yapmaz. Öyleyse bu ne yapacak? Altın ile bağlar, koku olmaz. İmam-ı Azam ne altını tecviz etti ne gümüş. Dişin bağlanması bir defa caiz değildir dedi. İmam-ı Azam'dan iki rivayet var ya, birisinde caizdir dedi. İmam Muhammed'e göre alel itlak bu caizdir. Altın ile bağlanır. Ve kadebâhe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mübah kıldı. Li'ar fecete bini es'ad Arfece'ye en yettehize enfen min zeheb. Altından burun takmayı. O bir harfte burunu gitti de burunu kesildi. Gümüşten bir burun yaptırdı. Onu takardı. Güzel görünsün diye. O da koku yapmaya başladı. Resulullah Efendimiz'e geldi. Dedi ki ya Resulullah gümüşten burun yaptırdım. Bu da koku yapıyor. Dedi ki öyleyse altından yap. Altın kokmasın. O da altından burun yaptı ve onu kullanırdı. Bak altın istemalini zaruret için ona mübah kıldı. Öyleyse bu da caizdir dedi. Bu İmam Muhammed'in delili. Peki bu altından buruni Arfecet ibn-i Es'ed'e tecviz etmesinin rivayeti hangisi? Onu da yazıyor. Diyor ki haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena el-Haccacu ibn-i Minhal kâle haddesena Ebu Leşher ve haddesena Ebu Bisir Rakkiyyü
قال حدثنا غسان بن عبيد المصلي قال حدثنا أبو الأشهر ها وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو الأشهر عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب. Evet. Bu senetlerle ispat ediyor ki Arfece'nin torunu Arfece'den rivayet ediyor ki Arfece bin Esed Yemül Kilab denilen bir vakede ki diyor bu vaktiyle şeyde olmuş. Cahiliye zamanında bir harp olmuşsa Yemül Kilab o harbi iştirak etmiş. Orada burnu gitmiş. Fil cahiliye diyor. Yemül Kilab fil cahiliye. Cahiliyet zamanında Yemül Kilab'da burnuna kılıç vuruldu. Burnunu kestiler. فَتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ Gümüşten bir burun ittihaz etti. Yaptırlar bir burun, gümüşten takardı. Çirkin görünmesin diye. فَاَنْفَنَ عَلَيْهِ O teaffün etmeye başladı. Onu bağladıkça ete, o gümüş teaffün ediyor. فَشَكَى ذَٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e şekva iledi. فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ Resulullah Efendimiz emretti ki altından bir burun istimal et dedi. Fe'ale o da istedi. Yani o zaman da yapıyordular. Altından bir burun yaptılar. Onu bağlardı ki çirkin görünmesin. Şimdi bu delalet ediyor ki zaruret olursa altın istimali caiz olur. Öyleyse dişin bağlanmasını da buna kıyas ederiz dedi İmam Muhammed. Biz de bu bak zaruret olduğunda bu buna dahil oluyor. Evet. Halbuki bu mesele çok sür götürüyor. İki hoca efendinin münakaşasını vaktiyle Erzurum'da görmüştüm. Biri kaplama altın diş yaptırmış. Tecviz ediyor. Birisi de tecviz etmiyor. Şimdi o kaplama altın diş yaptıran diyor ki işte bak bu burni arfeceye Resulullah Efendimiz müsaade etti. Binaenaleyh altın istimali caizdir. Öteki de dedi ki burunla hoca efendi burunla dişi sen birbirine kıyas edebilir misin dedi. Bu kıyas batildir. Yani bunu İmam Muhammed'e delil olarak getirenleri getiriyor ama bu kabul edilmez. Neden? Burun gitti mi insan çok çirkin görünür. Karşıdan bakan adam ikrah eder. Halbuki o burnu taktığı vakitte o ikrahlık gider. Adam zaruret adamlarının yüz yüze gelecek, konuşacak, anlaşacak, çirkin görünmesin diye bu burnu ittihaz ediyor. Diş öyle değil ki havaici zaruriyeden bile değil. Niye? Dişsiz adam da idare edebilir. Evet, menfaati yok değil dişin. Menfaati çok fakat dişsiz adam da çok idare eder. 10 sene, 15 sene, 20 sene dişsiz adam yaşar. Yumuşak şey yer. Sonra hali hazırda diş bağlamaya da lüzum yok, kablamaya da lüzum yok. Fen ilerlemiş, herif takma dişi yapıyor. Bir diş olsun, iki diş olsun takıyor. Zaruret yok ki. Yani illa zaruret bu başka bir türlü olmuyor. İlla altın bağlanan olacak. Bu zaruret yok dedi. Uzun uzadıya münakaşa ettiler. Hala da bu münakaşalıdır. Yani fukahai hanefiye arasında bir kısmı tecviz eder, bir kısmı yetmez, bir kısmı yaptırır, bir kısmı yaptırmaz. Bunun aslı deva buradan geliyor. Sonra Hazreti Osman'ın dişleri teharrük edermiş. O altın ile bağlatmış. Caizdir diyenler bunu da delil getirirler ki bak Hazreti Osman altını da bağlatmıştı. Öteki taraf diyor ki bu altının nehyinden evvel idi. Altın nehyedilmemişti. Hazreti Osman onu yaptırmıştı. Fakat yapıldıktan sonra da Resulullah Efendimiz sök demedi ona. O da delil olmaz dedi. Hulase devalı. Şimdi burada İmam-ı Tahavi İmam-ı Muhammed'in kavlini teyit ediyor. Kendi fikri de o tarafta. O tarafı teyit ettiğinden dolayı onun delillerini getirecek şimdi. Çokça ki yani İmam Muhammed gibi mübah görecek. Fakat İmam-ı Azam'ın da iki rivayet var ondan da. Birisinde caiz, birisinde de değil. Değil diyen gene İmam Muhammed rivayet ediyor. Caizdir diyeni de Bişr ibn-i Velid rivayet ediyor. Bu altın ile dişleri tutturmak, bağlamak. Esas mesele o. Bir de var ki dişi doldurmak var. Dişi süs için kaplamak var. Dişi süs için kaplarsa bu bir ittifak caiz değil. Neyim Muhammed'e göre caiz, neyim Anlasem'e göre zaruret caiz değil. Niye? Zaruret yokken süs için dişini kaplatıyor. Bari ittifak caiz değil. Bunu yani mevzu bahsetmek gerek ya. Zaruret olursa dişleri sallanıyor. Yahut da dişi çürük doldurmuşsa üzerinde altın yapıyor.
Gene üzerine altın yapmayacak o. Dişi doldurması başka, üzerine altın yapması başka. Bir zaruret yok ki dişi altın kaplamada. Süs için yaptırıyor. Bu her kim fetva verirse cehaletinden dolayı fetva veriyor. Ne der? İşte burada diyor ki İmam Muhammed tecviz ediyor. Zaruret, ilaç. Mesela neye kıyas ediyor? Bir adamın yarasına ipekten başka bir sargı sarılmıyor. Doktor diyor ki ancak ipek sarılırsa bu yara tezden iyilenir. Yoksa yara uzar gider. Öyleyse ipek sarması caizdir buna. Niçin? Zaruret var. Öyleyse bu adamın dişleri de zaruri tutulacak, sallanıyor. Bugün altından bağlanırsa dişler oynamaz, yerinde sabit kalır, uzun bir müddet daha devam eder. Öyleyse altından bu dişleri birbirine bağlamak caizdir diyor. Ama süs için sağlam dişin götür de üzerine altın kaplama diye buna hiçbirisi cevaz veriyor. Evet. Birincisi altın istimali haram. O başka. Altın istimali haram. İkincisi kaplama dişte ağzın yıkanması gidiyor. Dişi kapladığı gibi insan günüp olursa ağzını yıkaması farz. Halbuki kaplanan diş altı kuyruk alıyor, yıkanmıyor. Esas ihtilaf da oradan neşet ediyor. Bu adam süs için ağzı dişlerine altın kaplama yaptırmış. O cenabet olduğu vakitte o altını söküp de altını yıkayamaz. Kuyruk alıyor, kuyruk aldığı gibi bu adam cenabetten kurtarmaz. İyisi sağlam ömür. Sağlamı dikkatliyen bu surete yanaşmamalı. Altın kaplamaya getirmemeli. Çünkü ihtilaflı. Evet. Haddesena Süleyman ibn-i Şahib. Kale haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad. Vel hasib ibn-i Nasih. Ve Esed ibn-i Musa. Kalu haddesena Ebu'l-Eşhed. An Abdurrahman ibn-i Tarfa. An Arfacete mislehu. Aynen bu altın burun istimal etmek hadisini onlar da rivayet eylediler. Fakat ebaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mübah kıldı. Li Arfacete ibn-i Es'ad Arfacaya. En yettehize enfen min zehab. Altından bir burun ittihaz etmesini evet ona mübah kıldı. Ne vakatta? Zâkâne tüntimül fitta. Gümüş koku yapıyor ise gümüş koku, eğer gümüş koku yapmıyorsa altını yerine gümüş kullanacak. Yok gümüş kokuyu yapıyorsa o vakitte altını istimal etti. Hatta dişte de eğer zaruret var ise ne böyle gümüşten yapılır. Gümüşten olmaz altına gidilir. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكْ كَذَٰلِكْ فِلَمْ Vaktaki burun hakkında böyle oldu. Altın burun istimal etmek caiz oldu. كَانَ كَذَٰلِكَ السِّنُّ Diş de böyle oldu. لَا يَشُدُّهَا بِالذَّهَبْ كَذَٰلِكَ كَانَ كَذَٰلِكَ السِّنُّ Diş de böyle oldu diyor. لَا يَشُدُّهَا بِالذَّهَبْ Altın ile bağlayamaz onu. اِذَا كَانَ اَغَيْرُهُ لَا يُنْتِنُ Başka bir madde var. Onunla yapıyorsa kokmuyor. Öyleyse altın istimali caiz değildir. Madem başka bir madde var. Onunla bağlasa dişleri kokmayacak. Bu vakitte altın istimali caiz değil. Altın istimali ne vakit? Öyle bir madde yok. Altından başka hiçbir şey bunu yerine kaim olmuyor. İmam Muhammed o vakitte tecviz etmiş altını. Yok altından başka bir madde var. O tutuyor. Öyleyse altın istimal edemez. Bu altın istimali cihetinden, dişi kablama cihetinden anlamayın. Altının istimali caiz mi değil mi? Bu cihetten bu fetva geliyor. Evet. فَيَكُونُ اَنَّفْنُ الَّذ۪ي مِنَ الْفِضَّ Gümüşten olan netin koku oluyor. مُبَاحًا لِسْتَمَالِ الزَّهَبْ Altının istimalına mübah oluyor. Başka hiçbir madde yok. Bir gümüş var. Gümüş de kötü koku yapıyor. Bu vakitte o kötü koku olmasın diye burnuna altından burun takmak caiz oluyor. كَمَا كَانَ النَّفْنُ الَّذ۪ي يَكُونُ مِنْهَا فِلَمْ İşte burunda olduğu gibi dişte de böyle. Eğer gümüşten yaparsa, dişleri bağlarsa koku yapacak. Koku yapmaması için altından yapar. Evet. مُبِيحًا لِسْتَمَالِ زَهَبْ مَكَانَهَا O vakitte burunda nasıl ki gümüşten yaptı kokusa Peygamber Efendimiz altına müsaade etti. Dişte de gümüşten yapsa o bağları kokuyu yapacak. O vakitte altından yapmasını mübah olur. Fahadi hüccetün. İşte bu İmam Muhammed'in bir hüccetidir. Şimdi kıram çıktı. Yok, kıram çıktı da ne altına da lüzum kalmadı, gümüşe de lüzum kalmadı. Evet. Şimdi bu bağlamak cihetinden. Ama bir de dişin İslam'ın İslam olması cihetinden. O esas mesele mühim o. Evet. وَفِي ذَٰلِكَ حُجَّةٌ اُخْرَى
Bunda bir delil daha vardır, bir hüccet daha vardır. اَنَّا رَئِينَ اِسْتَعْمَالَ الْفِدَّةِ مَكْرُهًا Biz gümüşün istimalini mekruh gördük. كَمَا اِسْتَعْمَالُ الزَّهَبِ مَكْرُهًا كَمَا كَانَ olsa daha iyi olurdu. Altının istimali mekruh olduğu gibi gümüşün istimalini de mekruh gördük. Çünkü erkek bir adam ne altın istimal edebilir ne gümüş. فَلَمَّا كَانَ مُسْتَوِيَيْنِ فِي الْكَرَاهَةِ Kerahette ikisi vaktaki müsavi oldu. وَقَدْ عَمَّهُمَا النَّهْيُ جَمِيعًا Nehi her ikisine de ümumu oldu. Peygamber Efendimiz altından nehyettiği gibi gümüşten de nehyiledi. وَكَانَ شَدُّ السِّنِّ بِالْفِدَّةِ خَارِجًا مِنَ الْاِسْتِعْمَالِ الْمِكْرُهِ Gümüş istimal mikro ama fakat dişi gümüşle bağlamak bu istisna edildi. Bu hariç oldu. Kerahetten çıktı bu. Niye? Bir zaruret dolayısıyla dişleri gümüşle bağlayabiliyor. كَانَ كَذَلِكْ شَدُّهَا بِالْذَهَبِيْضَ Öyleyse altın ile dişleri bağlamak da olur. خَارِجًا مِنَ الْاِسْتِعْمَالِ الْمِكْرُهِ Mekruh olan istimaldan bu da hariç olur. Altın, gümüş kullanması caiz değil. Fakat zaruret olur da dişleri gümüşüne bağlarsa bu caiz oluyor. Öyleyse gümüşle caiz, altınla niye caiz değil? O da caiz olur. Bu da ikinci bir delil İmam Muhammed'in. Peki فَيْنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam itiraz etse dese ki فَقَدْ رَيْنَا Biz gördük. خَاتَمَ الْفِدَّةِ Gümüş yüzüğü gördük. بِحَلِ الرَّجَابِ Erkeklere mi var? Ve müni'u halbuki erkekler men olundular min katimiz zeher. Altın yüzükten ediyor. Sen böyle dedin ama bak biz bakıyoruz. Gümüşten bazı şeyler caiz, altından caiz değil. O da yüzük. Yüzük altından caiz değil erkekler ama gümüşten caiz. Öyleyse aralarında fark var. Fakat übiha lehum minel fidda ma lem yubah lehum minel zeher. Gümüşten tecviz edilen, mübah kılınan bir şey o da yüzük. Altında mübah olmadı. İkisi bir olmadı. Böyle itiraz ederse fiile lehu ona cevaben denilir ki kad kana nazar ma hakina. Kıyas bizim dediğimiz gibi. Bir vehve ibahatu khatamiz zahabi lirrijal. Esasen kıyasen erkeklerin de altın kullanması caiz idi. Biz yukarıda da dedik ya kıyasen böyle. Madem zinettir kadın istimal ediyor erkek istimal eder. Fakat ne gibi ki khatamil fiddati gümüş yüzük gibi gümüş yüzük takmak caiz olduğu gibi altını da takması caiz olması lazım gelirdi kıyasen. وَلَاكِنَّا مَنَعْنَا مِنْ ذَٰلِكِ Biz altın yüzükten men eyledik. Yahut da وَلَاكِنَّا مُنِعْنَا مِنْ ذَٰلِكِ Biz ondan men olunduk. İkisi de olur. Biz men olunduk Resulullah Efendimiz tarafından. Biz men ettik Resulullah Efendimiz'den gelen rivayette olduğundan. وَجَاءَ النَّهْيُ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ نَصًّا Fakat altın yüzükten nehi nassan geldi Resulullah Efendimiz'in hadisiyle geldi. Kıyasen caiz olması lazım ama fakat Resulullah'ın hadisinde caiz değildir dedi. Nassan zikredildi. Fekulna bihi biz de bununla hükmettik. O hadisle hükmettik. Kıyasla değil, hadisle hükmettik. Ve terekna lehun nazar. Bundan dolayı kıyası terk ettik. Kıyasen altın yüzüğüne, gümüş yüzüğün ikisinde caiz olması lazım geliyor. Madem gümüş yüzük caiz, altın niye caiz değil? O da caiz olması lazım. Fakat biz hayır, gümüş caizdir, altın caiz değildir. Çünkü hadis de öyle varit olmuştu. Hadis geldi mi, kıyas batıl olur. وَلَوْ لَا ذَٰلِكَ Eğer bu hadis olmasaydı, لَجَعَلْنَاهُ فِي الْاِبَاحَةِ كَخَاتِمِ الْفُدَّةِ Hadis olmasa, biz altın yüzüğü de gümüş yüzük gibi halal kılardık diyor. Öyleyse, فَكَذَٰلِكَ شَدُّ السِّنِّي Dişi bağlamak da böylecedir. Lemma ubiha bil fidda gümüş ile bağlamak mübah kılındı. Sebete sabit oldu ki enne şeddaha bil zehebi kezalik. Altın ile bağlamak da o da mübah olur. Ama buna vakıpta gümüş ile aleykümselam gümüş ile bağlamak caiz olur ise halbuki İmam-ı Azim'den altın ile de bağlanması caiz gümüş ile de caiz değil altın ile de caiz değil. Bu ondan rivayet edilen bu. Ama gümüş ile caiz olursa altın ile de caiz olması lazım gelir. Diyor. فَكَذَارِكَ شَدُّ السِّنِّ لَمَّا اُبِيحَ بِالْفِدَّ Vaktaki gümüş ile dişi bağlamak mübah kılındı sebete enne şeddaha بِالذَّهَبِ كَذَارِكَ Altın ile bağlamak da mübahtır. حَتَّى يَأْتِيَ بِالْتَفْرِكَةِ بَيْنَ ذَٰلِكَ Hatta aralarını tefrik için gele. Ne gele? Sünnetün bir hadis gele.
öyle sünnet ki yecibu biha terkün nazar. Onunla kıyası terk edelim. Şimdi kıyasın madem gümüş ile dişleri bağlamak caiz oluyor, altın ile de caiz. Kıyas bu. E bu kıyasla gümüş ile altın ayrılır diye bir hadis getir. Biz de ayıralım yüzükte olduğu gibi. Yüzükte kıyas, altın yüzükte caiz, gümüş yüzükte caiz. İkisi bir. Fakat hadis getirdik ki gümüş caiz, altın caiz değil. Hadisi getirdik, kıyası terk ettik. E burada da öyle bir kıyas getir diyor. Diş hakkında da hayır, gümüş caizdir, altın caizdir diye bir hadis getirirsen aralarını tefrik etsin kabul ederiz. Yoksa ikisini birbirine kıyas ederiz. Gümüş ile caiz ise altın ile de caizdir deriz. Evet. Kemâ câ fî hâtemî zâhâbî sünnetü. Altın yüzükte hadis geldiği gibi ki böyle sünnet ki nehet anhu. Altın istemaldır nehiyledi. Fetemmet bihel hüccâ. Öyleyse bu hüccet ile bu mesele tamam oldu. İmam Muhammed'in delili bu hüccet ile tamam oluyor ki dişleri gümüş ile bağlamak caiz olduğu gibi altın ile de bağlamak caizdir dedi. Ve vecebe lehâ terkün nezer. Evet. Öyleyse nezeri de burada terk etmek vacip oldu. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا مَا قَالَ مُحَمَّدٍ. Bizim bu zikrettiğimizde de İmam Muhammed'in dediği gibi sabit oldu İmam-ı Tahavi. Halbuki bence sabit olmadı. Ben bu meydanın eri değilim ama bu hüccetler tam değildir. Bunlar kıyas yaptın sen. Eğer kıyas inceliğine varırsan Resulullah Efendimiz neden üç şeyi gümüşten tedviz ediyor da altında hiç tedviz etmiyor? Yüzük, kemerin mıntıkası, kılıcın gövdesi bunları tecrüz ediyor. Bir zaruret olduğundan dolayı. Peki dişlerde zaten gümüş ile bağlamayı İmam Ebu Hanife tecrüz etmiyor ki. Gümüş ile caiz olduğu da altın ile niye caiz olmasın? İkisini de tecrüz etmiyor. İmam Muhammed hayır, gümüş ile caizdir, binaenaleyh altın ile de caizdir diyor. İlla ki nehi gele ki hayır, gümüş ile caiz, altın ile caiz değildir diye hadis olursa olur, olmasa olmaz diyor. O tam delil değil ama İmam Muhammed'e göre o bir imamdır. Ona kendisine göre delil. İmam-ı Tahavi de buna meylet ediyor. Yani caizdir diyor. Bu altın istemali cihetinde. Feinka evet. Feinka le kailu. Bir adam dese ki ve mellezî ruviye fin nehi min hâtebi zeheb. Altın yüzük hakkında rivayet edilenler nedir ya? Nedir yani altın yüzük caiz değildir diye. Ne rivayet edildi? قِيلَ لَهُ ona denilir ki قَدْ رُوِيَتْ عَنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَلِكَ Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu. هَاتَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ Birçok eserler. جَاءَتْ مَجِيًا صَحِيًا Hepsi sahih ve doğru olarak geldiler bu hadisler. وَسَنَذْكُرُهَا فِي بَابِ النَّهِي اَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ Altın yüzükten nehi hakkındaki babda zikredeceğiz inşallah. Yani diyor ki sen altın yüzük ile gümüş yüzüğü ayırt ettin. Gümüş yüzük caizdir, altın yüzük caiz değildir. Caiz değildir diye altın yüzük ne gibi hadisin rivayeti var diyor. Onu ayrıca bir babda zikredeceğim diyor. وَقَدُرُوا يَنْ جَمَاتِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ Müteqaddiminden bir cemaatten rivayet edildi. اِبَاحَةُ شَبِّ الْاَسْنَانِ بِالْذَهَبِ Dişleri altın ile bağlamak mübahtır diye müteqaddiminden bir cemaatten bu da sabit oldu. Geldi bu rivayet. Femin zalik işte bu rivayettendir. Ma haddesena fehdi. Kale haddesena Ebu Gassan ve Musa ibn-i Davud. Kale haddesena Tu'matu ibn-i Amri. Kale ra'eytu safrate zehab. Sufrate zehab. Altının sarılığını ben gördüm diyor. Tu'matu ibn-i Amri. Nerede? Beyne senaya ev kale beyne seniyeti Musa ibn-i Talha. Hazreti Talha'nın oğlu Musa'nın dişleri arasında. Rivayette ya senaya cemî terik ile gelmiş yahut tesniye. Evet, onların dişlerinin arasında altın pırıltısını gördüm. Dişlerini birbirine bağlatmış, arada altın parlıyordu gördüm. Demek ki bak, Musa bin Telha bunu yapmış. Binaenaleyh, ya, bir sahabenin oğlunun yapmasıyla bize delil olur diyor. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Sa'id ibn Süleyman, kâle haddesene Hammad ibn Seleme. En Hamid el-Tavil kâle ra'eytul Hasan şedde esnânehu bizâr. Hasan-ı Basri'yi gördüm dişlerini altın ile bağlatmıştı. Bu oldu ki haddesene Süleyman ibn Şeyb kâle haddesene Esed kâle haddesene Ebu Leşer en Hammad kâle ra'eytul Mughîret ibn Abdillah emir el-Kufe.
Şurhan'ın emiri Mughiret ibn Abdullah'ı ben gördüm. قَدْ دَبَّبَ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ Dişlerini altın ile bağlatmıştı. فَسَكَرْتُ ذَٰلِكَ الْإِبْرَاهِيمِ Ben İbrahim'in nakaya bunu söyledim ki ya bu nasıl altın istemal etmiş, bak dişlerini altın ile bağlatmış. فَقَالَ لَا بَسَبِهِ O da dedi ki bu caizdir, beis yoktur dedi. حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شَعِبْ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّسَنَا شُعَبَ قَالَ رَيْتُ أَبَا التَّيَّاعِ وَأَبَا حَمْزَةَ وَأَبَا نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبَ قَدْ دَبَّبُوا أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ Şuhabe diyor ki Ebu Teyyah'ı gördüm ulemadan. Ebu Hamza, Ebu Nevfel bunların üçünü gördüm. Dişlerini altın ile bağlamıştılar. حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّسَنَا الْخَصِيبُ قَالَ رَأَيْتُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ قَادِيَ الْبَصْرَةِ Basra kadisi Ubeydullah اللَّهِ بْنَ حَسَنٍ gördüm. قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ Dişlerini altın ile bağlamıştı. Dişlerine bağ vurdurmuştu. Öyleyse فَقَدْ وَافَكَ مَا رَوَيْنَا عَنْهُمْ مِنْ هَذَا Bu mesele hakkında biz kendilerinden rivayet etmiş olduğumuz bu işler muvafık oldu. مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مُحَدُ بْنُ الْحَسَنِ mezhebine muvafık oldu. Demek ki bunlar Muhammed bin Hasan'ın delilleri oluyor. Bunlar böyle olduğunda Muhammed bin Hasan da bu tarafa sahip olmuş. Caizdir demiş. فَبِهِ نَخُذُهُ فِيهِ değil. فَبِهِ Öyleyse biz bununla نَخُذُ alırız da huya da lüzum yok. Burada ne ziyade olur. فَبِهِ نَخُذ فِيهِ نَخُذُهُ olmaz. Burada yanlış yazmış. فَبِهِ نَخُذ Biz bununla aksederiz. İmam-ı Tahavi diyor ki yani benim fikrim de İmam Muhammed'in hem beraber diyor. Belki bunlar takattımı bir zehbe cevaz verenler alimlerdendir. Yok o da başka onu da geliyor. Altının zaruret yani o zamanın hükmüne göre altından başkası dişleri tutmuyormuş. Tutturanlar da o şekilde tutturulmuş. Şimdi bu meselede iki mühim mesele var. Bir altının istimali var. Başka bir şey olmuyor, altın oluyor. Bu gitmiş, bu çıkmış, bu ölmüş bir defa. Altından başka maddeler çıkmış, onun yerine kayıp. Yani bu zamanda bununla münakaşa etmek mühim de. Niye? Ne gümüşe, ne altına ihtiyaç yok. Başka maddeler var. Daha üstün var. Bir defa burada İmam Muhammed'in kavli çürüdü bu. İmam Muhammed'in bu delilleri çürüyor orada. Başka maddeler var. Esas şimdi kaldı kablama işi. Kablama işini zaten İmam Muhammed tecviz etmemiş ki o bağı. Yani dişleri var oynuyor. Bazı adamların oynar dişleri seyrek olur oynar. O dişlerini muhafaza için onu şeyle bağla bağlatmışlar ki dişler kalsın. Dişler yerinde kalsın. Bu ihtilaf orada. Orada altını kullanmaz da başka bir maddeyi kullanır. Yalnız arada başka mühim mesele var. Bir de ağzını yıkama meselesi var. O başka usul cihetiyle. Ağzını yıkamak farz mı değil mi? Farz ise o bağ mani olur. Dişi kaplama mani olur. Farz değilse mani olmaz. Gusül de İmam-ı Azam'a göre ağzı yıkamak farz. İmam-ı Şafii'ye göre sünnet. Yıkamasa da olur. İmam-ı Şafii'ye göre kaplama yaparsa sünneti terk etmiş olur. Farz yerini bulur. Fakat İmam-ı Azam'a göre farzı terk etmiş olur. Niye? Kaplama diş yaptırıyor süs için. O altın istimali vardır, caizdir, haramdır. O başka mesele. Fakat bir de usul meselesi geliyor. Usul meselesi bu mühim. Neyse ihtiyaten yaptırmasın, kaplatmasın. Takma diş yaptırsın ve selam. O hoca efendi işte, Kasım efendi bizim daha ondan büyük bir hoca efendi varmış Herbumi'de. Herbumi'de muhacir olduğu vakitte Kayseri'nin en büyük bir alimi. Torun efendi diyor ki ben o vakitte genç müftüyüm. Kayseri'ye gittik. Erzurum müftüsüyüm diyor. Ama Müftü Efendi sen geçtin korkarım atırgan olursun. Sene diş doldurmak yapıp da kablamak hakkında gelip fetva soruyorlar. Efendim soruyorlar. Aman cevazı diye sakın fetva vermeyesin ha. Halbuki Müftü Efendi caizdi diye fetva verirdi ve kendisi kablama diş yaptırmıştı. Allah rahmet eylesin. Yani o kevlek ayrıydı. O torun efendi aman fetva vermeyesin ha.